Dersin başında anlatmıştım. Aslında 2009 yılında çevre faslı açıldı. İlk açılan fasıllardandır. Aslında pek çok aday ülkede en son açılan fasıllardandı çevre faslı, ama Türkiye'de ilk açılan fasıllar, çünkü diğer fasıllar daha şey görüldü. Hani insan hakları, yargı, demokrasi falan, bunları sona bıraktık. Ama çevre faslı en zor fasıllardan biri, çünkü para demiştim işte, para gerektiriyor. Bunlara uyum sağlamak için para lazım. Hem merkezi idarede, hem yerel yönetimlerde, hem sanayide. Parasal, hatta şey çıkarır diye 70 milyar euro deniyordu uyum sağlamanın bedeli. Belki artmıştır şimdi. Bu nedenle Avrupa Birliği mevzuatının pek çoğu aktarıldı. Zaten daha önceden de çevre konusunda, yani Avrupa Birliği'ne uyum sürecinden önce de çevreyle ilgili mevzuatın pek çoğu gelişmiş Batı ülkelerinden alınmıştı. Yani o yönde yüzümüz Batı'ya dönük. Zaten hukuk sistemimiz olarak da Batı'dan alınmıştır pek çok kanunumuz. Ama çevre konusunda en gelişmiş ülkelerin düzenlemeleri alınıyor. Halen sürdürülüyor. Pek çok proje var. Mesela çevreyle ilgili çok proje var. Avrupa Birliği projesi. Ve bu projelerin sonunda da iç hukukta düzenlemelerin yapılması isteniyor. Biz aday ülke olduğumuz için, hala aday ülkeyiz tabii, doğrudan uygulanamıyor. Mesela Avrupa Birliği'nde tüzükler çıkarılan aday ülkelerin, üye ülkelerin hepsine doğrudan uygulanıyor. Direktiflerini uygulamazlarsa, iç hukuklarını aktarmazlarsa hemen yargıya başvuruluyor. Bizde de pek çok yeni kanun tasarısı, yönetmelik tasarısı hazırlanıyor. Hazırlayanlardan biri değil mi? Pek çoğu hazırlanıyor ama öyle kalıyor. Çıkmıyor. Çıkanlar da var. Onlara da biz kağıt üzerindeki şeyler diyoruz. Ama ben aslında çevre politikası ve çevre mevzuatının Türkiye'de kötü olmadığını düşünüyorum. Mevzuat olarak, yazılı mevzuat olarak. Uygulamada sorunlar var. Ama işte pek çok bakanlık var bu konuyla yetkili. Yerel yönetimler yetkili. Yani bunların görev ve yetkilerini düzenleyen kanunlara baktığınızda çevreyle ilgili çok fazla görev var. Ayrı bir Çevre Şehircilik Bakanlığı var. Tarım ve Orman Bakanlığı, Sanayi Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, işte Turizm Bakanlığı, Yerel Yönetimler, İçişleri Bakanlığı, hepsi çevreyle ilgili çok önemli yetkilere sahip. Mevzuatımızda hiçbir eksiklik yok, size onu söyleyebilirim. Yaptırım konusunda da hiçbir eksiklik yok. Fazlası var, hatta yetki çatışması var. Mevzuat açısından, Türkiye çevre mevzuatı açısından oldukça iyi durumda. Hatta idari para cezaları falan çok yüksek. Türk Ceza Kanunu'na konuldu 2004 yılında çevreye ilişkin suçlar. Kabahatler Kanunu'na konuldu. Çevre Kanunu'nda var. Başka bir sürü yönetmelik var. Atıklarla ilgili herhalde 20'ye yakın yönetmelik var. Hepsi Avrupa Birliği mevzuatı, dediğim gibi. Onun için politika ve mevzuat açısından kötü durumda değil. Politika demeyeyim ama mevzuat açısından, ama bu mevzuatı uygulamaya kararlı bir iradenin olması gerekiyor. Dediğim gibi bir de yargı aşamasında da çok fazla uyuşmazlık var çevreye ilişkin. Bu da o yörede yaşayan insanların yaşam haklarıyla ilgili. Yani çiftçi oradaki suyla, toprakla uğraşıyor. Yaşam hakkı yok ediliyor. Geçimi yok, ne ilişkin bazı sorunlar çıkıyor. O nedenle bilinçli, çok kötü değil yani.